Ramesh Shukla, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en ikonik fotoğraf sanatçılarından biri. Ülke tarihindeki en önemli bazı anları fotoğraflayan Shukla, resmi olmayan kraliyet fotoğrafçısı olarak biliniyor. 83 yaşındaki sanatçı, Dubai'nin son yarım asırda nasıl değiştiğini belgeledi. Bu fotoğrafı çektiğiniz zaman hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Sanki dün gibi mi? Evet, dün gibi. Bugün tamamen değişti. Bu şimdi su binalara kadar gelmiş olmalı. Sabahları buraya hızlıca geldik. Bu bölgede hiçbir şey yoktu. Oğlum benimle Körfez'de çekim yapıyordu. Eski gemiler, eski hayat. Eski Dubai. O eski Dubai. Ramesh, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1965 yılında cebinde 50 sent değerindeki 55 rupiyle ve babasının ona verdiği rulikord kamerayla geldi. Hindistan'dan buraya onu büyütecek bir hayalden başka çok az şeyle bindiği bir tekneyle seyahat etti. Karısı ve oğlu Neher de onunla birlikteydi. Burası gerçekten benim oyun alanımdı. Büyüdüğüm yer burası. Körfez benim hayatımdı. Babam sabah erken saatlerde uyanırdı ve ben onun yardımcısıydım. Birlikte bu bölgeyi keşfederdik. Ramesh'in çalışmaları Dubai'nin metro istasyonlarının duvarlarında ve Etihad Müzesi'nin galerilerinde görülebilir. En ünlü fotoğrafları BAE'nin kuruluş anlaşmalarının imzalandığı günü belgelediği fotoğraflar. Şeyh Zayed imzayı atmak için yalnızca yarım metre uzaktaydı. Yalnızca yarım metre. Şeyh Zayed'in imzayı attığını gördüm ve kameramı elime aldım. Çok mutluyum. Aman Allah'ım. Daha sonra bütün şehirlerin dışında çat 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 fotoğraf çektim. Fotoğrafı çektim ve ellerim... Titriyor muydu? Hem de ne titremek? Aman Allah'ım. Sonra Şeyh Zayed bana baktı, konuşma sonrası bana baktı ve gülümsedi. Ah! Ramesh'in karısı Taru bir laboratuvar teknisyeniydi ve fotoğrafları evdeki eğreti stüdyolarında geliştiren oydu. Bir ev gördüyseniz bu çok amaçlı bir odaydı, yatak odası, mutfak ve karanlık oda olarak kullanılıyordu. İki takım tabak, çanak, metal tabaklar vardı. Buna Hint dilinde tali diyoruz. Ve bir tali negatifleri geliştirmek içindi, diğeri ise yemek içindi. Yani her yemek yediğimizde koklamak zorundaydık. Eğer kimyasal kokarsa bu yemek yemek için olan değil demekti. Ramesh, kraliyet fotoğraflarını hiçbir zaman ticari kazanç için satmadı. Her zaman ulusun tarihini ve mirasını korumak istedi. Yakın zamanda lensinin kapağını kapatmayı reddederek yapmaya devam ettiği şey de bu.